Kur'an okumasını iyi bilen, yani ağzı düzgün, harflerini düzgün telaffuz eden, tecvid kurallarını bilen ve uygulayabilen ama Kur'an okumayan birçok gençle karşılaşıyoruz. Birçok anneden, babadan mesela buna benzer şikayetler falan da alıyoruz, sızlanışlar alıyoruz. Yani çocuklar Kur'an okumayı biliyorlar ama okumuyorlar. Namaz kılmayı bilen namaz kılmanın tüm kurallarını, namazın farzlarını, vaciplerini, adabını, namazı bozan şeyleri bilen ama namaz kılmayan insanlar var. Çokça karşılaşıyoruz. Mesela akrabaların ne kadar önemli olduğunu, akrabalık ilişkilerine dikkat etmemiz gerektiğini bilen bir yığın Müslümanla karşılaşıyoruz. Ama akrabalık ilişkileri oldukça problemli olan Müslümanlarla da karşılaşıyoruz. Bu örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Çocuklarınızı yalnızca Kur'an kursuna göndermekle ya da yaz kurslarına göndermekle çocuğun dindarlık problemi halledilmiş olmaz. İnsanlara sadece vaaz etmekle, nasihat etmekle, hatta mesela onlara sadece kitap okutmakla veya işte böyle bir YouTube videosu çekip de videoda onlara bir şey anlatmakla insanların dindarlık problemi halledilmiş olmaz. Ben burada bir video çekerken bunun bilincinde olarak konuşmaya çalışıyorum. Bu videolar, bu kitap okutmalar, bu kurslar bir amaca hizmet edebilir. Bir bütünün bir parçası olarak kullanıldığında işe yarayabilir ama sadece bunlarla maksada vasıl olunamaz. Sebep nedir? Bunu bir kez daha hatırlayalım. Din öğretimi ile din eğitimi ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Evet, aslında Din eğitiminin içerisinde din öğretimi de var. Ama yoğun bir şekilde din öğretimine yöneliyoruz. Tamam devlet yapısından dolayı yani sonuçta bir din devleti değil. Bu devlet yapısından dolayı din öğretimi genel müdürlüğüne sahip ve din öğretiminin tamamını bunun üzerine inşa etmiş durumda. Yani bilgi aktarımı üzerine inşa etmiş durumda. Tamam devlet bunu böyle yaptı da yani anneler babalar hocalar bu konuda biraz daha uyanık davranmaları daha bilinçli davranmaları gerekmiyor mu? Din eğitimi farklı bir konudur. Din öğretiminde bir bilgi aktarımı vardır. İyi bir öğretici ne yapar? İyi bir öğretici kendisi önce bir meseleyi öğrenir. Güzel öğrenir, iyi öğrenir. İyi öğreticiden bahsediyorum. Sonra onu kime nasıl öğreteceği konusunda kendini geliştirir. Sonra muhatabına ulaşır, kişi veya grup o bilgilerini kullanır ve ona güzelce o bilgiyi aktarır. Bilgi aktarımı gerçekleştiğinde öğretim gerçekleşmiş olur. Ama davranış kazandırılmış olur mu? Tutum verilmiş olur mu? Bir hal kazandırılmış olur mu? Hayır, çoğunlukla olmaz. Çoğunlukla diyorum olmaz. Ne yapmak gerekiyor? Eğitmek gerekiyor. Bunu eskiden terbiye kelimesiyle ifade ediyor idik. Terbiye etmek gerekiyor. Peki iyi bir eğitimci ne yapar? İyi bir eğitici, iyi bir terbiyeci ne yapar? İyi bir terbiyecinin birini eğitmek, birini terbiye etmek gibi asıl bir gayesi yoktur. Cümlemi bir kez daha tekrarlayacağım önemine binaen. İyi bir eğiticinin asıl gayesi birini eğitmek değildir. İyi bir eğitici, iyi bir terbiyeci kendisiyle meşguldür aslında. Yani kazanılmasını gerektiğini düşündüğü güzel davranışları, iyi halleri, iyi yaşam tarzını kendisi kazanmaya odaklanır. Yani kendisi namaz kılmanın derdindedir. Kendisi namazı güzel kılmanın derdindedir. Kendisi namazı hayatına yerleştirmenin derdindedir. Kendisi aile ilişkilerinde, akrabalık ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde veya tüm toplumsal ilişkilerinde İslam ahlakına uygun davranmanın telaşında, derdinde, endişesindedir. Kendisini eğitmeye çalışır. Kendisini daha iyi bir insan, daha iyi bir Müslüman yapmaya çalışıyordur. Bunu yapmaya çalışırken yanına mesela çocuğunu da ekler, yanına mesela kardeşini ekler, yanına talebesini de ekler ve böylece bir yandan kendini yetiştirirken doğal bir parça olarak yanındakine de yetiştirmiş olur. Yani aslında kendisiyle meşguldür. Böylece kendimize şunu hatırlatmış oluyoruz. Eğitim denilen şey hayatın tamamını kuşatan bir davranış biçimidir. Yani çocuğunuza ya da arkadaşınıza ya da talebenize her yemekte her içmekte, her giymekte, her yatmakta, her bir şeye başlamakta yani tüm başlangıçlarda besmele çekmek gerektiğiyle ilgili video izlettiğiniz zaman çocuk bunu alıp efendim besmele çeker hale gelebilir mi? Gelebilir ama bu daha düşük bir ihtimaldir. Peki bunu nasıl kazanır? Ya yani sofraya her oturduğunda annesinin, babasının, dedesinin, ninesinin, abisinin, ablasının, hocasının besmele çektiğini duyar 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 ve farkında bile olmadan kendisi de besmele çeker hale gelir. Ha ara sıra besmele çekmesi lafzen de hatırlatılır. Bununla ilgili hadisler de söylenir ve böylece öğretim kısmı da gerçekleşmiş olur. Kıyafetle ilgili tutum annesinden babasından alınır. Kızımız annesinin Yabancı erkeklerin bulunduğu ortamlara her çıkışında kıyafetine nasıl dikkat ettiğini görür. Çocukluğundan beri bunu aldığından dolayı farkına bile varmadan kendisi ona yönelir. O onun bilinçaltına işlemiştir zaten. Sonra ona bir de anlatımlar yapılır ve bu anlatımlarla desteklendiğinde o davranışı alması kolaylaşır. Şunu söylemiyoruz. Eğer iyi birer eğitimci olursak eğitmekle mükellef olduğumuz ya da muhatap olduğumuz, meşgul olduğumuz kişileri istediğimiz hale getirebiliriz. Böyle bir iddiada bulunmuyoruz. Sebep ne? Çünkü insan eğitiminde muhatabınız insandır. Yani onun da kendine ait bir iradesi var. Onun da iradesini etkileyen tek faktör siz değilsiniz. Onun iradesini etkileyen birçok faktör var. Okuldaki arkadaşları, öğretmenleri, çevresindeki arkadaşları izledikleri, oynadıkları her bir şey ona etki ediyor. Okudukları ve bütün bunlardan kendisinin çıkarımları. Ama eğer eğitimci kendisini eğitiyorsa, karşıdakine kazandırmak istediği güzel halleri kendi hayatına yerleştirmek için gerçekten çabalıyorsa eğitmekle ilgilendiği kişinin yani çocuğunun, kardeşinin, talebesinin de o yönde değişmesi, o davranışları alması ihtimali yüksek bir ihtimaldir. O yüzden çocuğunuzun dindar olmasını mı istiyorsunuz? Kardeşinizin dindar olmasını, talebenizin dindar olmasını, arkadaşlarınızın dindar olmasını mı istiyorsunuz? Önce kendi hayatınıza bakacaksınız. Ne kadar dindarım diye ya ben dindar olmadan da doğruları söyleyerek yayamaz mıyım? Mümkün. Zor bir ihtimal. Tekrar söylüyorum. İmkansız demiyorum. Mümkün ama zor bir ihtimal. Konu din olduğunda durum matematik öğretmek gibi değildir. Konu din olduğunda mesele edebiyat öğretmek gibi, tarih öğretmek gibi, fizik, kimya, biyoloji öğretmek gibi değildir. Diğer alanlarda sadece bilgi aktarımı yeterli olabilir. Ama din eğitimi, din öğretimi ikisi iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan eğitim süreçleridir. Sadece sözel olarak başarılamaz bu iş. Baksanıza o kadar çok din anlatımı var ki yani. İşte ben de şu anda onlardan bir tanesini yapıyorum. Ve böyle belki binlerce hoca videolar çekiyorlar, kitaplar yazıyorlar. Herkes her hafta camide bir vaaz, en az bir vaaz, bir hutbe dinliyor. Evlerde anneler, babalar sürekli çocuklarının eğitilmesi için onlara nasihatlerde bulunuyorlar. Ve bütün bunlardan ortaya çıkan sonuçtan çoğu zaman kimse mutlu değil. O zaman kendimize bir kez daha hatırlatalım. Biz aslında hepimiz Annelerimizin, babalarımızın ve hocalarımızın bizi eğitmekle meşgul olmadıkları zamanların çocukları, zamanların eserleriyiz. Bizi eğitmekle meşgul olmadıkları zamanların o halde kendimize şunu bir yerleştirmemiz lazım. Önce benim iyi olmam gerekiyor. Ben iyi olurken iyi yapabilirim. Eşiyle arası iyi olmadığı için eve girerken selam vermeyen bir baba, çocuklarına selam vermenin önemini anlattığında çocuk bunu sözel olarak öğrenir. Ama birinci der ki yapılmaya da biliyormuş, yapılmasa da olurmuş der ona. O yüzden konu din olduğunda, konu ahlak olduğunda, konu şahsiyet eğitimi olduğunda anlatıcı kişinin tutum ve davranışları sözleriyle uyumlu değilse, bir bütün halinde değilse, tutarlılık yoksa, kuşatıcılık yoksa, muhatabındaki etkisinin de ortaya çıkması ihtimali az olur. Allah bizi yapmak istediğimiz şeylere uygun davranmakla desteklesin, bizi bununla nimetlendirsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.